Herkese merhaba arkadaşlar. Denizli'nin yemek tariflerine hoş geldiniz. İçerisinde arkadaşlar. Artı bir de gemimizin bir dış çekimi var. Bir de örnek vereyim 3. Şu an çalıştığım geminin 3 futbol sahası büyüklüğünde bir gemi. Hiç düşünebiliyor musunuz? 3 futbol sahasının büyüklüğündeki bir geminin güvertesi nasıl ebatı? Bunları güzel çekimini yaptık biz. Sizlere bunun belgeselde de zaten göstereceğim. Devasal bir çekim oldu arkadaşlar. Gerçek diyorum. Drone'la bir video çekimini yaptık. Bunu da belgeselimizin içine koyduk. Bence çok iyi bir video oldu. Şu an çalıştığım gibi 280 metre boyunda 50 metre eni var. Şimdiden size iyi seyirler. Yaklaşık 280 metre boyunda. Eni de 50 metre arkadaşlar. Yani 3 futbol sahası büyüklüğünde gemimiz. Gerçekten mükemmel bir gemimiz var arkadaşlar. Bu gemimizle yaklaşık dediğim gibi 35 gün seyirimiz var. Şu an merdivenlerden gemiye çıkacağız. Çıktıktan sonra artık tanıtım videolarımı gemide devam edeceğim. Geminin mutfağını, kumanyalıklarını, depolarını veya da gemiyle ilgili bilgi vermeye devam edeceğim. Boyunu, genişliğini buradan rahatlıkla görebiliriz ama bir arka kısmı da var zaten geminin. Boyu bu kadar değil. Ben şöyle üstten güzel bir çekim yapmak istiyorum. Şöyle denizin masmaviliğini de size göstermek istiyorum. Denizcilik zor bir meslek. Ama insan alıştığı zaman da bırakamıyor. Suyundan mı, havasından mı bir türlü çözemedik. Ama tabii buruk geçen günler de var. İnsan ailesinden uzak, annesinden, babasından, evladından uzak. Ama bir güzel yanı varsa, insan izin ayrılacağı zaman özlem duyacağı insanlara kavuşma anını bekliyor. Denizcinin en güzel yanı bu. Zor tarafı da gemiye çıkacağımız zaman, çalışmaya çıkacağımız zaman çocuğumuzdan, eşimizden, anne babamızdan ayrılması gerçekten çok zor. Zaten diğer tarafta da zaten çekimlerini yapacağız arkadaşlar. Bölüm bölüm yapacağız. Bu benim et taktam. Etlerimi ben burada ince şekilde dövüyorum. Artı burada bir baharat takımlarım var. Baharatlarımı burada muhafaza ediyorum. Artı burada bir de büyük bir tezgahım var. Bu tezgahımda bu bölümde bulaşıklarımı yıkıyorum. Yani tencerelerimi yıkıyorum. Diğer bölümde de ellerimi, işlerimi bu tezgahta yapıyorum. Ve paylaşımlarımı da zaten burada yapıyorum. Buraya tripodu koyduktan sonra video çekimlerimi burada yapıyorum. Ve diğer taraftan burada yemek ocağım var arkadaşlar. Yemeklerimi elektrikli ocakta yapıyorum. Zaten ocağım da gerçekten güzel. Pişirmesi, ısısı da çok güzel. Artı burada fritöz var arkadaşlar. Fritözümüz de çift gözlü. Ben şu ana kadar çalıştığım gemilerden en iyisi diyebileceğim bir fritöz arkadaşlar. Hacmi geniş. Isıtma derecesi çok yüksek. Diğer taraftan da videolarımda zaten çok da sıkça paylaştım. Izgara arkadaşlar. Benim için gemide önemli. Izgara önemli. Bir de fritöz önemli arkadaşlar. Izgaram gerçekten ısısı da güzel. Güzel de pişiriyor. Izgaramdan memnunum. Mutfak tanıtımı kaldığımız yerden devam edeceğiz. Burada şimdi 3 tane bizim makinemiz var arkadaşlar. Bir tanesi hamur yoğurma makinesi. Bunu tanıtacağım. Şimdi hamurlarımız arkadaşlar, bu hamur makinesinin 3 farklı özelliği var. Normalde bazı hamur makineleri tek özelliği vardır. Sadece ekmek yoğurur. Ama bu aparatı taktığımız zaman ekmeğimizi de yapıyoruz. Pastamızı, poğaçamızı, bütün mayalı mallarımızı bununla yapıyoruz. Aparatımızı taktığımız zaman. Diğer aparatımız da arkadaşlar çırpma teli. Yani kekimizi, pandispanyamızı, bütün malzememizi bu aparatla takıyoruz. Oldu iki. Üçüncüsü,
Bu aparat gerçekten benim en beğendiğim aparat arkadaşlar. Her hamur makinesinde yok. Şöyle bir kıyma makinesi. Bu bizim uzak yolda çok lazım. Şu kıyma makinesinin aparatını sadece buraya takıyorum arkadaşlar. Buraya taktıktan sonra şu kısmı taktık, montajını yapıyoruz arkadaşlar. Hamur makinesini 3 farklı modelde kullanabiliyoruz. Benim için gerçekten çok değerli ve işimi çok rahatlıkla görebilecek bir makine. Poğaçalarımızı, bütün pastalarımı fırında pişiriyorum. Fırın gerçekten çok güzel. Fırınımız 2 kat. Her katı farklı pişiriyor ama pastalarda, poğaçalarda güzel verim alıyorum. Artı bir de mutfakta kullanabileceğim bir tane büyük dolabım var. Bu da mutfakta işime çok yarıyor ve de iç harçlığı da çok geniş. Beraber çalışıyoruz Bünyamin abiyle. Çoğu videoyu beraber çekiyoruz ama bazen basmayı unutuyor videoyu, ama olsun, bazen yanlışlıklar yapılıyor değil mi? O kadar önemli. Evet, bazen. Biz profesyonel değiliz abi. Evet, yavaş yavaş alışacak. Da paylaşıyorum. Kek, çay, yanına poğaça, sandviç, o tarz şeyler veriyoruz. Gemilerde 10 çayı, 3 çayımız var. Genellikle saat 3 ile 3.30 arası bizim çay saatlerimiz. 10 ile 10.30 arası da çay saatlerimiz. Genellikle 3-3.30 arası çay saatlerinde ekstra çıkartıyoruz. Yani bunun yanında kurabiye olabilir, kek olabilir, yaş pasta olabilir, sandviç olabilir, sıcak soğuk. Ben şu an sıcak sandviç yaptım arkadaşlar. Bugün saat 3'te sandviç vereceğim arkadaşlara. Yani çay saatlerimizin bu şekilde geçiyor. Bazen dondurma verdiğimiz zamanlar da oluyor. Şimdi arkadaşlar, gemimizde 2 tane büfe var. Yani çay ocağı demek istiyorum ben. 2 tane büfemiz var. Diğeri personel, diğeri zabit tarafında. Kazanımız büyük kazan. İşte 10 çayı, 3 çayı yemeklerden sonra çaylarımızı buradan alıyoruz. Buradan çekim yapacağız. Şu an geminin kış tarafındayız. Şu an bu kısım bizim yaşam mahallemiz. Yani gemide kaldığımız yaşam mahallemiz. Şimdi arkadaş da zaten çekecek. Şu görmüş olduğunuz yaşam mahalli. Yaklaşık 1, 2, 3, 4 kat bir yaşam mahallemiz var. Bizim geminin filikası çok acil durumda. Gemiyi tek de kullanacağız. Allah göstermesin gemi çarpışma anda veya su almada. Burada da cansalımız var. Cansalımızı da çok acil durumda denize atıyoruz. Zaten denize attığımız zaman da otomatik olarak içinde ipi var. İpini çektiğimiz zaman açılıyor. Geminin arka bölümü, yani kış tarafı. Burada gemiyi yanaştırmada büyük ırgatlarımız var. Irgatlarımızla beraber gemimizi limana yanaştırabiliyoruz. Bu bölümde bu şekil. Düzenli video paylaşıyorum. YouTube kanalıma abone olursanız sevinirim. Zaten videonun daha uzunları, yemek tariflerin daha detayları zaten YouTube kanalında. Ama kısa videolar zaten Instagram'da paylaşıyorum. Beni Instagram'dan takip ederseniz, YouTube kanalıma da abone olursanız denizcinin yemek tarifleri olarak sevinirim.